Merhaba masal dostları. Bugün sizlerle birlikte Keloğlan ve Çilli Tavuk masalını paylaşacağız. Hepiniz bilirsiniz ki masallar bir varmış bir yokmuşla başlar. Bugün biz de bir varmış bir yokmuşla masalımıza başlayacağız. Bakalım Keloğlan'la Çilli Tavuk'un hikayesi nasıl gelişecek? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde Keloğlan isminde bir çocuk yaşarmış. Keloğlan isminden de anlaşılacağı gibi kelmiş, keleşmiş. Ama Keloğlan insanlara karşı yardımsever, iyiliksever, hayvanlara karşı elinden geldiğince merhametli bir insanmış. Ne var ki bir de kötü bir huyu varmış. Bizim Keloğlan aslında çalışmayı hiç sevmezmiş. Annesi bir iş buyurduğunda kaçabilmek için elinden geleni yapar. Annesi kızdığında da saklanabilmek için her tarafa gizlenirmiş. Günlerden bir gün Keloğlan ev önünde yatmış, uykuya dalmış. Bu arada köyün çocuklarından biri bağırarak yanına gelmiş. Keloğlan, keleş oğlan, annesinin sözünü tutmayan oğlan diyormuş. Fakat bizim Keloğlan hiç oralı olmamış. Sırtını dönmüş, uyumaya devam etmiş ve rüya görmeye başlamış. Rüyasında Çilli Tavuğun yanına geldiğini, tilkinin neler yaptığını, tilkinin kümes etrafında gezdiğini anlatmış. Bir anda bizim Keloğlan uyanmış. Bakmış ki Çilli Tavuk göbeğinde oturuyor. Çilli Tavuğu tuttuğu gibi hemen kümese götürmüş ve kümese bırakmış. Neyse günlerden bir gün yine bizim Keloğlan uyurken rüyasında aynı durumu bir daha görmüş. Uyandığı gibi biraz uykunun etkisi, biraz da rüyanın tesiriyle hemen Çilli Tavuğu almış, kümese bırakmış. Günler böyle gitmiş, tekrar yine rüyasında görmüş. Ama bu sefer Keloğlan bu iş böyle olmayacak demiş. Çilli Tavuğu aldığı gibi kendi odasına, yatak odasına getirmiş. Orada bakmaya başlamış. Annesi bu duruma çok kızmış. Ya demiş böyle bir şey olur mu? Tavuğun yeri kümestir. Hiç tavuk evde beslenir mi? Ne yapsın Keloğlan? Annesinin sözünü dinlemiş. Tavuğu aldığı gibi yine kümese bırakmış. Ama bu işe bir çare bulması lazım. Bir çözüm bulması gerekiyormuş. O da karar vermiş tilkinin yuvasına gitmeye. Neyse bizim Keloğlan düşmüş yola tilkinin yuvasına gitmiş. Uzaktan tabii bizim tilki Keloğlan'ı görmüş ve çok sevinmiş. Çünkü tilkinin niyeti Keloğlan'ı da kafese koymak ve onu da tavuklar gibi yemekmiş. Neyse bizim tilki Keloğlan'ı yuvasına misafir etmiş. Keloğlan içeri girmiş. Tam çıkmak isterken bir bakmış köyün kaybolan bütün tavukları tilkinin yuvasında. Ayağa kalkmış gidecek ama tilki izin vermemiş. Bu esnada tabii bizim Keloğlan akıllı ya. Hemen duvarda olan meşaleyi almış kafasına tutmuş. Kel kafası öyle bir parlamış ki tilkinin gözleri kamaşmış. Ve bizim Keloğlan hemen oradan uzaklaşmış. Doğruca köye gitmiş. Köyde tavuğu kaybolan kim varsa herkese haber vermiş. Ve bütün köylü hep birlikte tilkinin yuvasına gitmişler. Bunu gören tilki yuvasında ne var ne yoksa hepsini bırakmış ve oradan uzaklaşmış. Köylüler de tilkinin yuvasından kendi tavuklarını alıp evlerine dönmüşler. Ve o günden sonra ne tilki ortaya çıkmış ne tavuklar kaybolmuş. Bizim masalımızda her zamanki masallar gibi güzel bir şekilde bitmiş. Bir daha başka bir masalda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın.